Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Katıl üyelerinden takipçilerinden biri Anıl Bey karton listesinin analizi istemiş. Arkadaşlar analizlerde katıl üyelerimle birazcık daha önceliği tanıyorum. Kusura bakmayın. Anıl Bey, bu hisse için öncelikle şunu söyleyebilirim. Hisse kötü bir hisse değil, gayet iyi bir hisse. Uzun vadede gene güzel hedefler olan bir hisse. Hatta şeyine baktım, hani o gördüğüm potansiyeller acaba ulaşabilir mi diye baktım. Çok fazla bir lot sayısı yok. Yani o dediğim hedefler aslında götürülebilir. Bizim takip edeceğimiz birkaç tane kritik nokta var. Burada bu hissenin tahtacısı, bak Anıl Bey, yıllarca şu kanalı kurulmuş. 2000, hatta girdiği kanal 2010 tarihini baz alan. Çünkü bu kanala girdiği tarihi baz almak lazım. 2010 tarihinden itibaren, tamam aşağı inmiş ama 2010 tarihinden itibaren ana kanal olarak 2010 tarihinden ta ki bu noktaya kadar 2020 yılına kadar arkadaşlar 10 yıl boyunca bu kanalı korumuş. Bakın 10 yıl boyunca kanalı sağlamlaştırmış. Yani şurası çok sağlam bir yer olmuş kanal için. Hisse bu kanalı 10 yıl boyunca takip ettikten sonra ne yapmış? Tam dibine getirmişler. Bakın dibine getirmişler ve hisseyi 10 12'ye katlamışlar. 12 katına yükseltmişler. Tabi ondan sonra düzeltme yapacaktır. Şimdi hissede birkaç tane durak yeri var. Tahtanın durması gereken yeri var. Tahta orada durmuş. Çünkü bu hisseyi adam 10 yıl boyunca bu kanalı yeniden bir hisseyi 12'ye katlayayım diye getirmedi Anıl Bey. Hisseyi 12'ye katlayayım sonra tekrar beni çıkardığım yere geri getireyim diye bu hisseyi 12 getirmedi. Çünkü karlılığı olan bir hisse. Baktım hisseyi biraz inceledim. Çünkü verdiğim hedefler için hisseyi incelemem gerekiyordu. Yani yeniden aşağı indireyim maksadıyla bu hisseyi getirmedi. Düzeltme yapması çok normal mi? Evet çok normal. Birkaç tane S yeri var. Durak yeri var. Bakın birinci durak yeri burası. Kritik bölge. Ara sıra şu mumlar olabilir arkadaşlar. Fitiller önemli değil. S yerinde durdurmuş. Durdurması gereken bir yerde. Çünkü frenlemesi gereken bir yerde. Yani demiş ki benim anladığım kadarıyla burada durdurması aslında iyi işaret. Yani tahta hani 12'ye katlayın. Ondan sonra gene 10 yıl burada süründürün maksadıyla çıkarmamış. Çok güzel hedefleri var bu senin. Çok çok güzel. Bilgin olsun. Ama aşağıda bir kısım daha yerleri var. Birinci durak yeri çalışmazsa aşağıda duracağı birkaç tane yeri var. Daha aşağısını düşünmüyorum. Daha aşağısı en kötü yeri bu hissenin getirebileceği tahtanın, o da getirmez. Ben getireceğini öngörmüyorum ama getirirse bakın şu 20'li rakamlar var ya, o da getirirse ama ben getirince de öngörmüyorum. Ya en kötü şartlarda o endeks çok kötü olmadığı sürece buraya gelmez. En kötü şartlarda bu hisse için ben 34'lü rakamlar, birkaç tane durak yeri var Anıl Bey. Orada durur. Hatta burada da bu kanalı koruyabilir. Bakın burada kritik bir bölge. Şu kanal var ya, şu an yeni bir kanalı açtı tahta. Bu açtığı yeni kanalda hisseyi aynı böyle yatay alabilir. Bir miktar daha, aslında yatay dediğim yükselen kanal. Şu anda yükseliyor. Yatay olarak görünse de yükseliyor. Bu kanalda da birazcık daha götürebilir. Ama hissenin potansiyel yeri nereye diye soruyorsan bana, düzeltmeyi şu an gelmedim. Daha düzeltmene geleceğim. Yani birkaç tane yer vereceğim. Muhtemelen orada bir durak verecektir yani. Daha aşağısına getirmeyecektir ama şimdi hissede için ileriki potansiyel için ne görülüyor dersen bana, yakın zaman için bana sorma, bu yakın zaman için değil. Bu kanalda hisseyi bu kanalda taşıması, eğer endekste güzelleşirse, iyi olursa, altını tekrardan çiziyorum. Şu gördüğü hedef var ya, o gördüğü hedefin çok çok üzerinde olan şu 300'lü rakamlar ileriki yıllar için görülebilir. Görülebilir. Ama biz burada dikkat edeceğimiz birkaç tane nokta, hatta şey yap, hissenin hareketlerini izle. Bir de grafikle karşılaştır. Örnek veriyorum, ne yaptı? Hisse düşürdü. Tahta ne yaptı? Elinin altına indirdi. Elinin altı bak grafikte nerelere geliyor? Bakın örnek veriyorum. Buralar mı geliyor? Sorun değil. Bu kanalda ise gene sıkıntı yok. Ara sıra sorarsınız bana. Ama düşüreceği bir limiti var. %60 herhalde. Bir daha bakayım da ne kadar kaybettirmiş. Evet, %65'e kadar kaybettirmiş. Bir miktar daha. Bakın burası S noktası. Burası önemli bir noktaydı. Eğer tahta burada devam ettirirse, bak şu an hala düşen kanalı kırmamış. Birazcık daha büyüteceğim ama bu kanalda devam ettirirse hisse için uzun vade için çok güzel hedefleri var. Çok çok güzel hedefleri var. Kaç kat şu andaki değerinin en az 4 katı 5 katı potansiyeli var. Ancak aşağı getirirse yine sıkıntı değil. Birkaç tane noktası var. S verebileceği, artık burası benim durak yerim diyebileceği birkaç tane daha noktası var. Muhtemelen oralarda tutacaktır. Yatay alacaktır. Endeks güzelleştiği zaman, yeni hedeflere gittiği zaman tahtada muhtemelen o hedeflere götürecektir ama bakın tahtaya yanında şöyle bir hareketi var. Yıllarca böyle oyalan, yani şu kanallarda hareket ettirmiş. Birazcık sabır gerekiyor arkadaşlar. Yani o dediğim hedefler için biraz sabır gerekiyor.
Yani 3 yıl, 5 yıl artık bunu bilemiyorum ki. Yani ne kadar süre kanaat getirir. Zamanla ilgili bir şey söyleyemem ama hani iyi yerden alırsan şurası burası iyi yer mi diyeceksin. Valla beklemek lazım. Aşağı getirebilir ama burası S yeri, birinci S yeri. Burayı kırdırırsa zaten burası o kadar kritik nokta ki. Kırdırırsa aşağıdaki yerleri de test edebilir. Ben şimdi birazdan orayı da vereceğim. Ama hissenin en kötü yeri diyorsan bana endeksle ilgili çok sıkıntı olduğu zaman muhtemelen bu kanal altına bir daha getirirler mi hiç zannetmiyorum ya. Getirmezler ama muhtemelen kanal üstünde tutarlar gibi geliyor bana ya da şu kanal aralığında tutarlar. Çünkü tahta sadece 10 yıl boyunca gidip de hisseyi oraya taşımak için bakın o yapmamış bakın. Yeni hedeflerde yükseltmiş. Bunda da böyle yapacak arkadaşlar. Aynı hareketi burada da yapacak. En kötü şartlarda bu kanala getirecek. Bakın şu kanal var ya şurada gördüğüm çizdiğim kanal. Ben öyle tahmin ediyorum. Daha aşağısına getireceğini pek tahmin etmiyorum. Ya bu kanalda devam ettirecek ama bu kanalda yükselen kanal arkadaşlar. Muhtemelen indirebilir ya. Şu kanal alırsa daha rahat hareket ettirecektir. Sonra bir daha start verecektir. Bir dahaki startı da valla kaç yıl artık kaç yıl bu kanalı korur, kaç yıl götürür onu bilemiyorum. Çizdiğim yere kadar mı götürür? O da ne yapıyor? O çok oluyor ya. 2028. Yok. Ya olabilir arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum bakın. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Ama ondan sonra bir start verdiği zaman bu şekilde bir dahaki hedefi bu rakamlarda olur. Yani şuradaki 470 rakamları var ya. Ya da bu kanalda korur işte önümüzdeki haftalarda hatta önümüzdeki haftalara demeyelim de 2-3 haftada tahta muhtemelen yönünü belli edecektir. Yani çünkü şu an kanalın limitine gelmiş. Ya yataya saracak götürecek ya aşağı indirecek başka gidecek yeri yok yani. Şu an yeni hedeften de bahsetmek mümkün değil çünkü hedefini yapmış artık düzeltmesini yapıyor. Düzeltmesindeki S noktası önemli. Tahta daha aşağı çekmez. Bu hareketini sürdürür. Bu hareketini ne kadar sürdürür vallahi bilemiyorum ama 2021 desek 2022 yani 3-5 yıl bilemiyorum ya. Bilemiyorum ne kadar sürdürür. Endeks bir anda çok güzel yere gider. Belki daha kısa da yapar onu bilemiyorum ama uzun vade için hedef soruyorsan bana eğer tahta şu kanalları korursa bu kanalda bu hareketleri yaptırırsa uzun vade için hedef bu 450-500 rakamlar telaffuz edilebilir şu kanal limitinin limit noktaları. Ama kısa vade için değil altını tekrardan çiziyorum. Şu an aşağıya bakmak lazım. Şu an tam limitlerde durdurmuşlar bir S vermişler. S vermesi gereken yer zaten burasıydı. Aşağıda da yerleri var. Biraz daha beklemek lazım. Biraz daha gözlemlemek lazım. Şu an yeni hedef yapmış. Farklı bir hedeften bahsetmek doğru değil de ya yatay ya da aşağı. Aşağısı bittiği zaman yataya sarılacaktır. Ben aşağıdaki destek noktalarını vereyim. Birazcık daha takipte kalman lazım ama. Öyle şu an için aceleci olmamak lazım. Sen muhtemelen hisse bayağı düşmüştür. Güzel hedef olduğunu bir yerden de duyduysan doğrudur, duymuşsundur. Şey var. Daha kritik noktada ama. Daha düşeceği yerleri var. Düşer demiyorum ama düşürebilir. Kanalda hareket de ettirebilir. Bakmak lazım, incelemek lazım. Hatta bu kanala bile soksa, bu kanalda bile devam ettirse ilerisi için kaç yıl devam eder onu bilemiyorum ama o dediğim hedefler arkadaşlar yani yatayda ne kadar süre kaldığı da önemli. Bakın altını tekrardan çiziyorum. Yatayda birkaç yıl kalır sonra tekrar start verir. O 500 değil de 200'lerde görebilir kanal limitini. Burada ne kadar uzun süre geçirirse olay şudur arkadaşlar. Bu yatay kanalda ne kadar uzun süre geçirirse ileriki hedefi o kadar fazla olur. Bakın o kadar fazla olur. Daha kısa süre geçirirse, hedef start verirse yarı yarıya düşer. 250-500. Geçeceği süreye göre değişiyor o hedef noktası. Ama şu an için aşağıya bakmak lazım. Şu an için yukarı değil daha. Hedef yeni hedef yaptığı için yeni hedeflerden bahsetmek şu an için mümkün değil. Aşağıya bakacaksın. Yatay aldığı zaman yatayda tahta yönünü belirleyecektir zaten. Bunu dedikten sonra destek ve direnç noktalarını da verelim. Ve hissenin analizini tamamlayalım. Bakın şu an tam düşen kanalda gördün mü? Limitlerinde duruyor. Şu an hala hisse için bir şey söylemek mümkün değil. Hala aşağısının önlemini almak gerekiyor. Birinci S noktası tam burasıydı. S noktasını tam durdurmuş gördün mü? Tam noktasında durdurmuş. Burada durdurmuş. Aşağılarda burada tekrardan durdurabilir ama artık burada bir yön verecek. Ya yataya alacak ya aşağı getirecek. Bir şekilde yön vermesi lazım. Şimdi hissenin aşağıda tekrardan görebileceği %7, %8'lik bir direnç noktası var. Pardon, %8'lik bir destek noktası var. O da 47 40 47 48 diyelim ya. 47.93 yapıyor da hatta tam rakamını yazayım ben. 47.93.
Sadece aşağı bakacaksın. Yani şu an için aşağı bakacaksın. Bir de durduğu yere artık yataya sardığı yere bakmak lazım. Aşağıda ikinci S noktası durabilirse tabii burada tutunursa 41-70'i var. Aşağı hala getirmeye devam ederse 36-28'i var. Yani bu noktalar niçin önemli? Bu noktalarda tutabilir. Yataya sarabilir. O noktaları yani şimdi verdiğim örnek vereyim. 41 noktasında tutunamazsa aşağıdaki 36 noktasında değecek. Yani orada tutunmaya çalışacak. Orada olması bir aşağıdaki nokta. Bu kanalların hepsi önemli aslında. 33. Ben hepsini vereyim sana. Sen takibini yap. Çünkü her zaman analiz yapamıyoruz ya da her zaman bakma imkanımız olmayabilir ama sen gene de bu rakamları ben hepsini vereyim senin için. 26.80. Daha aşağısı en kötü yerim de vereyim. En kötü hissedin getirebileceği en kötü yerde 21. Şu an için gördüğüm. Ben hepsini vereyim. Ancak şunu söyleyeyim. Bu verdiğim rakamlar bakın. Yavaş yavaş gelmesi ve hızlı gelmesiyle çok fark ediyor. Az önce ne yaptım? Mesela örnek verdim. Dedim ki hisse örnek veriyorum bu yatay kanalda 2 yıl 3 yıl geçirirse 250'lerde hedef yapabilir. 6 yıl geçirirse 7 yıl geçirirse 500'lerde hedef yapabilir. Yani geçirdiği süre kanaldaki geçirdiği süre yatayda geçirdiği süre çok önemli. Burada da öyle. Düşen kanalda da geçirdiği süre yavaş yavaş gelmesi hızlı gelmesi fark edecektir. Yani burada ufak tefek rakamsal farklılıklar olacaktır ama kanal aynı kanal olacaktır. Arkadaşlar değişmeyecektir. Mesela buradaki 21-32 noktası da aynıdır. Evet. 36 noktası da aynıdır. Yani aynı kanal üzerindedir. Yani tutunacağı kanal üzerindeki yer aynıdır ama zamana göre gelmesine göre değişecektir. Yani sayısal, rakamsal değerleri değişecektir. Yukarıdaki hedefler ise yukarıda şu an için bir hedef vermeyeceğim. Çünkü yeni hedeften dönmüş. Hedef %5'lik var. O da 57-39'u var. 57-39. Ha, kırarsa ne yapar? Kırarsa yavaş yavaş yapabileceği aslında yapabileceği en iyi rakam bu da. Bunu yapamayacaktır ki yeni hedeften geldi. Bunu ben vermeme gerek yok. Bunu vermeme gerek yok. Niçin gerek yok? Yani ben 150'ye gelir desem yanlış olur. Çünkü daha en yeni hedef yapmış ama gene de vereyim. Gene de vereyim. 148. Çünkü yeni hedef yapmış. Aşağı doğru yönelmiş. Bu hisseden yeni hedeften bahsetmek mümkün değil. 148-36. Çoğu rakamların hepsi hemen hemen tamamına yakınını verdim ben. Destek direnç noktalarını seni takip edeceğim. Burada nasıl zamana göre nasıl geleceği ama yakın zamanda yönünü verecek ama burada biraz tutunursa gene aşağı verebilir ya da yataya sarar bakın yataya sarar. Gene aşağı bu şekilde verebilir. Bu yatay kanalda devam edebilir. Biraz zaman alır ama bu hisse biraz bekletir ama beklettikten sonra da eğer endeks de buna el verirse, müsaade ederse hangi kanalda götüreceğini önümüzdeki haftalarda belli olur zaten. Güzel hedefleri var. Beklersen güzel hedefleri var ama aşağıda geleceği yerleri de var. Onu da unutmamak lazım. Evet, bunları verelim. Öncelikle aşağıdaki desteklerini verelim. Aşağıda çok desteği var. Tutunabileceği çok desteği var. Onların hepsini vereyim çünkü her zaman takip etme imkanım olmayacak bu isteği benim. 47.93'ü var. 41 70'i var. 36-28'i var. 33-43'ü var. Hepsini de vereyim deri vermişken. 26-80. 26-80'i de varmış. Ve son olarak da kötü yer olarak da ise de verebileceğim 21-14'ü var. Yukarıdaki hedefleri ise bu 57'yi yapabilir bak. 57'yi görebilir. 57-39'u. Ama bu hedef biraz daha uzağına verelim. Şuraya yazalım hatta ya. 148 çünkü yeni bir hedef, yeni bir kanal zor yani. Yeni gelmiş zaten orada. Evet, karton için bu rakamları verebiliriz ama aşağıda hala geleceği var. Biraz daha beklemen lazım. Biraz daha sabretmen lazım. Yataya sardığı zaman eğer yeni almayı düşünüyorsan o maksatla sorduysan yataya sardığı zaman bakın şu yatay olayı var ya şu yatay kanala girer artık bu kanalda devam eder. Yatay kanalın zaten üst limiti ile alt limiti belli görüyorsun yani burada gireceği yer de bellidir. O zaman için davranılabilir düşünülebilir ama şu an için hala aşağıda bir miktar daha geleceği yeri var. Burada bak burada tutmuş burada, ama buradan daha aşağı salabilir mi? Salabilir belli olmaz. Ama burada şu an için bu kanalı korumaya çalışmış ama önümüzdeki haftalarda biraz bakmak lazım. Yani bazen doğru siz de haklısınız görüyorsunuz hocam %65 kaybettirmiş, %70 kaybettirmiş yukarıdan alanlar da var. Alım için uygun mu?
İşte arkadaşlar, hani biz diyoruz ya, sabır olayı bu önemli bak. Alırken de sabredeceksiniz. Sadece satarken sabır değil, alırken de sabır önemli. Hisseye bakın, gözlemleyin. Artık kanal aralığı belli olsun, hisse bir otursun, bir sağlamlaşsın, yeri belli olsun. Ondan sonra alım satım yerleri için zaten uygun yerler, buralar belli oluyor zaten, destek ve direnç noktaları. Ondan sonra o dediğim hedefler için inşallah gidecektir. Endeksin iyi olmasına bağlı olarak ya da süreye bağlı olarak artık. Tahtana baktım. Lot sayısı da fazla olmadığı için, hani lot sayısı çok fazla olsaydı, çünkü sermayesi, öz sermayesi biraz fazla, bayağı fazla karlılığı olan bir şirket. Ama şey var, yani lot sayısı az olduğu için o hedefler yapabilir. Evet. Ama çok devasa lot sayısı olduğu zaman gidiyor, ama zor gidiyor. O kadar yükseltmiyorlar. Ama o yüzden dolayı da biraz daha sanki hedefleri var. Yeni güzel hedefleri var gibi geldi bana. O hedefleri yaptırabilirler. Kesinlikle yaptırırlar arkadaşlar, ama zaman konusunda dediğim gibi ekonominin biraz daha düzelmesi lazım. Borsanın birazcık daha düzelmesi lazım. Alırken de sabırlı olmak lazım. Aceleci asla almamak lazım. Acele her zaman kimse hata yaptırır. Şu an gözlemleme zamanı. Eğer almayı düşünüyorsan, o maksatla bana sorduysan, birazcık daha gözlemleme zamanı. Öyle bu ise çok agresif hareketleri yok. Kanalı alıyor, kanalda devam ettiriyor. Yani çok agresif hareketleri start verdiği zamanı bayağı bir zaman alıyor. O yüzden dolayı da aceleci olma derim. Evet, bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar. Farklı bir analizde görüşürüz. Arkadaşlar, hoşça kalın.